Merhabalar arkadaşlar. Üsküp Eğitim Kurumları olarak bugün sizler için 5. sınıf bursluluk sınavında 2018 ve 2019 yıllarında çıkmış soruları inceleyeceğiz. Birinci dönemin çıkmış sorularını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son 2 yıla ait birinci dönem sorularının fen bilimleri kısımlarını inceleyeceğiz. Birinci sorumuz, güneşin yapısı ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Orta büyüklükte bir yıldızdır. B. Yapısında sıcak gazlar bulunur. C. Dönme hareketi yapamaz. D. Küre biçimindedir. Arkadaşlar evet, güneş aslında orta büyüklükte bir yıldızdı. Peki şunu diyebilirsiniz. Hocam peki biz neden güneşi daha büyük olarak görüyoruz? Çünkü güneş bize yakın bir yıldız olduğu için ne kadar daha çok yaklaşırsa o kadar daha büyük olarak göreceğiz. Uzaklaştıkça da daha küçük olarak göreceğiz. Diğer yıldızların küçük görünmesinin sebebi de arkadaşlar, aslında güneşten daha büyük yıldızlar da var ama o yıldızlar bize daha uzak olduğu için bizler onları daha küçük olarak görüyoruz. Bu yüzden A şıkkımız doğrudur arkadaşlar. Yapısında sıcak gazlar bulunur. Evet, biliyorsunuz ki güneşin içerisinde, yani güneş bir yıldızdı. Yıldızlar da gazlardan oluşuyordu. Güneş hem bizim ısı hem de ışık kaynağımızdı. Ve bu yüzden güneşin içerisinde ne diyoruz? Sıcak gazlar vardır. Dönme hareketi yapamaz. İşte burası yanlış. Dönme hareketi yapamasaydı biz güneşi sabit olarak her zaman aynı yerde görürdük. Ama güneş de sürekli dönme hareketi yapıyor. Peki biz bunu nereden anlayacağız? Şöyle anlayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki güneşin üzerinde böyle siyah lekeler vardı. O lekeleri güneşe baktığınız zaman, tabii çıplak gözle değil ama teleskopla falan baktığınız zaman güneşin üzerindeki o siyah lekelerin yer değiştirdiğini görüyoruz. Bu da bana şu anlama geliyor. Demek ki güneş hareket ediyor ve güneş dönme hareketi yapıyor. Zaten bunu derslerimizde de anlatmıştık. Dünya, güneş ve ay ne demiştik? Hepsi saat yönünün tersi olarak, saat yönünün tersinde dönme hareketi yapıyor. O yüzden bu yanlıştır. Küre biçimindedir. Evet, küre biçimindedir. Bu da doğrudur arkadaşlar. İkinci sorumuza geldik. Ayın yapısı ve özellikleriyle ilgili. Yüzeyinde çukurlar bulunur. Evet arkadaşlar, bu doğrudur. Zaten bunu en başta da ay ile güneş, dünya ve ay ünitesini işlerken anlatmıştık ayın özelliklerinden. Ayın üzerinde böyle çukurlar bulunuyordu. Kendiliğinden ışık yayan bir gök cismidir. İşte burası yanlış. Ay bir ışık kaynağı değildir. Ay sadece bir aydınlatılmış cisimdi. Güneşten aldığı ışığı bize yansıtıyordu. Ama ay bir ışık kaynağı değildir. Aydınlatılmış cisimdir. Bunu bir sonraki konularımızı hatta anlatırken size, yani şöyle ışık ünitesini işlerken söylemiştik. Ne demiştik arkadaşlar? Ay bir ışık kaynağıdır. Hani yapay ve doğal ışık kaynaklarını incelemiştik ya. Doğal ışık kaynaklarından bahsetmiştik. Kendiliğinden ışık yayan cisimlerdi. Yapay ışık kaynakları da insanlar tarafından yapılmış ya da yani başkaları tarafından yapılmış ışık kaynaklarıydı. Ama ayı bir ışık kaynağı olarak almıyoruz. Çünkü ay bir ışık kaynağı değildir. Aydınlatılmış bir cisimdir. Küre biçimindedir. Evet, şekli küreye benzemektedir. Yani 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız B şıkkı. 3. Şekilde ayın dünya etrafında dolanma hareketi ve evrelerinden biri verilmiştir. Buna göre şekilde numaralandırılmış yerlerde ayın aşağıdaki evrelerinden hangilerinin görünümü verilebilir? Arkadaşlar ayın 4 tane ana evresi, 4 tane de ara evresi vardı. Şimdi şuradakiler ana evrelerimiz. Bunların arasında gerçekleşenler ise ara evrelerimiz olmaktaydı. Şimdi yeni ay dediğimizde ay tamamen karanlıktı arkadaşlar. Bir de şurada neyimiz vardı? Dolunayımız vardı. Ayın tamamen aydınlık olduğu kısmıydı. Ondan sonra arkadaşlar şurası yeni aydan sonra gelen evremiz neydi? İlk 4'ün evresiydi. Şurası hemen. İlk 4'ünde ayın sağ tarafı aydınlıktı. Yani şu tarafı aydınlık olarak düşünebilirsiniz. Ya da şöyle yapalım, kafanız karışabilir. Diğer tarafı karalayalım. Oranın aydınlık olduğunu anlayın. İlk 4'ün evresinde ise ayın sağ tarafı aydınlık arkadaşlar. Şu tarafını karalayalım. Bu taraf karanlık. Şimdi şöyle ayın evreleri. Yeni ay. Yeni aydan sonra ilk 4'ün, yaklaşık olarak bir hafta sonra. İlk 4'ünden bir hafta sonra dolunay tamamen aydınlık. Dolunaydan sonra ise son 4'ün evremiz gelmekteydi arkadaşlar.
Son dördün evremizde ise ayın sol tarafı aydınlık, yani şu sağ tarafını karalayacağız. Bu durumda 1 numaralı ile gösterilen ilk dördün, 2 numaralı dolunay, 3 numaralı ile gösterilen de son dördün olacaktır. Yani cevabımız A şıkkı diyoruz. Unutmayın, yeni aydan bir hafta sonra, bakın şunların hepsinin arasında yaklaşık olarak 7 gün vardır. 7 gün sonra ilk dördün evresi, ilk dördünden 7 gün sonra dolunay, dolunaydan 7 gün sonra son dördün, son dördünden sonra tekrardan yeni ay gelecektir. Ayın hareketleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Dünya etrafında dolanmasını 1 yılda tamamlar. Arkadaşlar, ay dünya etrafında dolanmasını 1 yılda tamamlamaz. Yaklaşık olarak 27 gün 8 saatte tamamlamaktadır. Bu yanlış. Tek hareketi kendi etrafında dönmesidir. Hayır, ay hem kendi etrafında hem de dünyanın etrafında döndüğü için hatta biz ayın hep aynı yüzünü görmekteyiz. Kendi etrafında dönme süresi yaklaşık bir haftadır. Hayır arkadaşlar, bir hafta değil, yaklaşık olarak 27 gün kadardır. Hatta dünya ve kendi etrafında aynı sürelerde döndüğü için yaklaşık olarak biz ayın hep aynı tarafını görüyoruz. Hareketi sırasında dünyadan hep aynı yüzü görülür. Evet, bu doğrudur. Çünkü dediğim gibi hem kendi eksen etrafında dönmesi hem de dünya etrafındaki dönme hızlarının süreleri birbirlerine çok yakın olduğu için biz ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Arkadaşlar, bu arada şimdi mesela sorularda şöyle bir şey yaptım. Kafanız karışmasın lütfen. 2019 yılında çıkmış soruları aldık dedim ya. Şu ana kadar mesela 5. soru bizim çıkmış sorumuz. Ama ilerleyen sorularda böyle bir atlama olacak soru sayılarında. Lütfen kafanız karışmasın. Dediğim gibi hem soru sayılarını görün diye değiştirmedim. O yüzden 2019 yılında çıkmış soruları aynen aldım, bilginiz olsun. Aynı dinamometreye 25 Newton'luk kuvvet uygulandığında yaydaki uzama miktarı kaç santimetre olur? Şimdi arkadaşlar bakın, 10 Newton uygulandığında 2 santimetre uzamış. 20 Newton uygulandığında 4 santimetre uzamış. 30 Newton uygulandığında 6 santimetre uzamış. Yani her 10 Newton'da yaklaşık, yani ne kadar uzamış? 2 santimetre uzamış. Bakın, 10'dan 20'ye çıkmış. 10, değil mi? 10 Newton artış göstermiş. 10 Newton arttığında uzama miktarı ne kadar artmış? 2 santimetre artmış. Yani 10 Newton'da 2 santimetre uzadıysa 5 Newton'da 1 santimetre uzayacaktır. Şimdi 25 Newton'luk dediği için arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Zaten 20 Newton'da 4 santim uzamış. Üzerine bir 5 Newton daha ilave ettiğinde yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim size. İşte şuralarda olacak. 25 diyelim. 25 Newton olduğunda da 1 santim artacağı için 1 santim artarsa da ne olur? 5. O yüzden uzama miktarımız 25 Newton'da 5 santimetre olacaktır. Şöyle yapalım. Şurayı düzeltelim. Düz çizgi çizmek istedim. Şöyle arkadaşlar, 25 Newton'da 5 santimetre uzayacaktır. Bunu isterseniz mantıken düşünerek daha rahat yapacağınıza inanıyorum. Altı, aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamadır? Arkadaşlar, sürtünme kuvvetini azaltmak istiyorsam benim temas ettiğim yüzeyin ne olması gerekir? Daha kaygan olması gerekir. Mesela kışın buzlu bir yolda yürürken sürtünme kuvveti nedir? Daha azdır. Şöyle düşünün. Bir yerden mesela bir dolabı indirmek istiyorsunuz. O dolabı indirmek isterken ne yaparsınız? Daha kolay indirmek istersiniz. Hatta bunun için bazen şey yaparlar. Şöyle yere hafif sabunlu su dökerler ki orası kayganlaşsın. Yani sürtünme kuvveti azalsın. İşimi daha kolay yapabileyim. Ya da kapı menteşeleri bazen açılıp kapanmakta ne yapar? Yani kapılar zorlanır. Kapılar zorlandığı zaman büyük bir sene aileleriniz ne yapacaktır? Kapı menteşelerine birazcık yağ dökerek onun kayganlaşmasını, yani sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulama yapacaklardır. Bakalım, kaleci eldivenlerin topu durdurulabilmesi için iç yüzeylerin pürüzlü olması. Pürüzlü olması arkadaşlar sürtünme kuvvetini arttırır, azaltmaz. Bisiklet zincirinin aşınmasını önlemek için yağlanması. Evet arkadaşlar, bu sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamadır. Şöyle düşünebilirsiniz. Zincir zar zor dönüyor, artık aşınmaya başladı. Hatta bisikleti olanlar bilirler, uğraşıyorlarsa. Ne yaparsınız? O zincir kısmına birazcık
yağ dökersiniz. O döktüğünüz yağ sayesinde artık pedalı çok daha rahat çevirebilirsiniz. Çünkü zincir daha rahat hareket edecektir. Bu azaltır. Diğerlerine de bakalım. Karlı yolda arabaların daha kolay ilerleyebilmesi için lastiklere zincir takılması. Burada arttırma amacı vardır arkadaşlar. Eğer azaltırsak ne olacaktır? Araba hemen kayacaktır. Buradaki amacımız ise sürtünme kuvvetini arttırarak arabanın kaymasını engellemek. Jetin piste inerken kolay durabilmesi için arkasından paraşüt açılması. Bu da arkadaşlar sürtünme kuvvetini arttırmak içindir. Çünkü durdurma işlemi var. Şöyle düşünebilirsiniz. Sürtünme kuvveti artarsa yapacağım iş zorlaşır. Sürtünme kuvveti azalırsa da yapacağım iş kolaylaşır. Bir öğrenci tahta parçasını önce şekil 1'deki gibi zımpara kağıdı üzerine, daha sonra tahta parçasını aynı kuvveti uygulayarak şekil 2'deki gibi mika zemin üzerine oklar yönünde hareket ettiriyor. Arkadaşlar bu arada mika dediğimiz zemin plastiktir. Böyle sert plastik gibi düşünebilirsiniz. Pürüzsüzdür. Öğrenci tahta parçasını zımpara kağıdı üzerinde mika zemine göre daha zor hareket ettiriyor. Çünkü arkadaşlar zımpara kağıdını biliyorsunuz yüzeyi nasıldı? Böyle pürüzlü pürüzlüydü. Ama mika nasıldı? Mika'da ise böyle pürüzsüz. Dediğim gibi sert plastik olarak düşünebilirsiniz. Bu sert plastik bardaklar var ya, etrafı pürüzsüz ya da kutular, onun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu durumun sebebi hangisiyle açıklanabilir? Zımpara kağıdının tahta parçasına uyguladığı sürtünme kuvveti mika zemine göre daha fazladır. Evet arkadaşlar, direkt cevabımız çıkmış zaten. Zımpara kağıdının üzeri daha pürüzlü olduğu için uyguladığı sürtünme kuvveti daha fazladır. Mika zemin ise pürüzsüz olduğu için uyguladığı sürtünme kuvveti daha azdır. Ve bu yüzden bizler tahta parçasını zımpara kağıdı üzerinde daha zor hareket ettirirken mika zemin üzerinde ise daha kolay hareket ettirebilmekteyiz. Diğer şıklarımıza da bakalım. Mika zemin tahta parçasına sürtünme kuvveti uygulamaz. Uygular arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin tamamen yok olduğu bir ortam yoktur. Sadece daha az uygular. Sürtünme kuvveti daima hareketi kolaylaştırır. Hayır. Artarsa zorlaştırır, azalırsa kolaylaştırır demiştik. Her iki zeminde de tahta parçasına uyguladığı sürtünme kuvveti eşittir. Hayır arkadaşlar. Biri pürüzlü bir yüzeyken biri pürüzsüz bir yüzey. Bu yüzden sürtünme kuvvetleri eşit olamaz. Soğuk bir ortama konulan bir miktar suyun bir süre sonra donmaya başladığı ve ortamın sıcaklığının arttığı gözlemlenmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar, zaten sizlere şeyi göstermiştik, hal değişim olaylarını. Hatta şöyle yapalım, yazalım isterseniz. Şuraya yazalım. Katı, sıvı, gaz. Katıdan sıvıya geçme olayına biz erime diyorduk. Sıvıdan gaza geçme olayına biz ne diyorduk arkadaşlar? Buharlaşma. Gazdan sıvıya geçme yoğuşma, sıvıdan katıya geçme donmaydı. Katıdan gaza doğru giderken ısı alırlar cisimler etraftan, gazdan katıya doğru gelirken de ısı verirler demiştik. Şimdi bakalım, ısı alışverişinin sadece su ile ortam arasında olduğu kabul edilirse, bu deneydeki gözleme dayalı olarak su ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Bakın bir süre sonra ne yapıyormuş arkadaşlar? Donuyormuş. Donduğuna göre su şurada ne halde? Sıvı. Burada ne halde? Katı. Yani bu olayın adı ne? Donma. Peki donma esnasında biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Isı veriyorduk. Nereye ısı veriyorduk? Etrafa ısı veriyorduk. Isı verir diyelim. Isı verdiğine göre sıcaklığımız ne yapacaktır? Azalacaktır. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir bardak su mu daha soğuktur yoksa bir bardak donmuş buz mu daha soğuktur? Tabii ki buz daha soğuktur. Yani sıcaklığı daha düşüktür. Donarken ortamdan ısı alır. Hayır, ısı almaz. Isı verir söyledik. Her sıcaklıkta donar. Hayır arkadaşlar. Su 0 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda donar. Bunu zaten biliyorsunuz. Donarken ortama ısı verir. Evet, bu doğrudur arkadaşlar. Su donarken ortama ısı verir. Donma sırasında sıcaklığı artar, artmaz, azalır. Saf maddelerin hal değişimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Katı haldeki maddelerin çevrelerinden ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Evet, katıdan sıvıya geçmenin ısı alarak, evet doğru, katıdan sıvıya geçmenin adı erimeydi. Devam edelim. Bu doğrudur arkadaşlar. Bir katının ısı alarak sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine kreolaşma denir. Sıvı hale geçmeden, bakın katı, sıvı, gaz.
sıvı hale geçmeden direkt katıdan gaza geçmesine ne demiş? Kırağılaşma. Hayır arkadaşlar, kırağılaşma değildi. Hatta bunun derste örneklerini vermiştik. Daha çok lavaboların iç kısmına konulan böyle yuvarlak şekere benzeyen şeylerdi. Onlar süblimleşmenin en güzel örnekleriydi. Süblimleşmeydi arkadaşlar bu. Gaz halindeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmeden katı hale geçmesine süblimleşme denir. Arkadaşlar gaz halindeki maddenin sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesine de kırağılaşma denir. Gaz halindeki maddelerin çevresine ısı vererek sıvı hale geçmesine donma denir. Hayır, onun adı da arkadaşlar neydi? Yoğuşmaydı. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız A şık. Saf suyun ısıtılması sırasında sıcaklığının zamana bağlı değişimini gösteren grafik şekildeki gibidir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakın şurada ne yapmış? Sıcaklığımız sabit kalmış. Sıcaklık sabit kaldığına göre madde ne yapıyor? Hal değiştiriyor. Kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecedir. Evet, baktım 100 santigrat derecede kaynıyor çünkü hal değiştirmiş. Su olduğu için bu madde. Sudan direkt gaz haline geçecektir. Şurada gaz halinde. Kaynama süresince sıcaklık artmıştır. Bakın arkadaşlar, sıcaklık artmış mı? Hayır. 10. dakika, 12. dakika ve 14. dakikada sıcaklık ne yapmış? Hep 100 santigrat derecede sabit kalmıştır. O yüzden bu yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Kaynama olayının gerçekleşebilmesi için dışarıdan ısı alınmıştır. Evet, şöyle düşünün. Bir bardak suyu ısıtırken siz ne yapıyorsunuz? Ona ısı veriyorsunuz değil mi? Ocaktan düşünün. Alttan ısı veriyorsunuz cezveye. O yüzden ısı almıştır. Doğru. 10. dakikada kaynamaya başlamıştır. Bu da doğrudur. Çünkü bakın 10. dakikadan sonra sıcaklığımız sabit kalmış. 16. Tabloda bazı saf maddelerin erime sıcaklığı verilmiştir. Su, kükürt, kurşun ve demirin erime sıcaklığı verilmiş. Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kurşun erime sıcaklığında demir sıvıdır. Bakın arkadaşlar, kurşun 327 santigrat derecede eridiğinde demir 1535 santigrat derece sıcaklıkta eriyormuş. Arkadaşlar, demir sıvı halde değil, katı haldedir. Çünkü daha erimemiş. Erimeden sonra bunlar sıvı hale geçecek. Bakın, erime sıcaklığından önce katı halde, erime sıcaklığından sonra sıvı hale geçeceklerdir arkadaşlar. O yüzden demir 327 santigrat derecede katı haldedir. Çünkü daha erimemiştir. 1535 santigrat dereceden sonra eriyerek sıvı hale geçecektir. Bir öğrenci ısı ve sıcaklıkla ilgili tablodaki numaralanmış bilgilerden doğru olduğunu düşündüklerini tik işaretiyle göstermiştir. Isı ve sıcaklık arasındaki farklardan bahsetmiştik. Sıcaklık alınıp verilebilen bir enerjidir. Arkadaşlar, sıcaklık bir enerji çeşidi değildi. Isı bir enerji çeşidiydi. O yüzden buradaki kesinlikle nedir? Yanlıştır. Sıcaklıkları farklı maddeler arasındaki aktarımdır. Evet, sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alışverişi meydana gelmektedir. Birimi santigrat derecedir. Evet, sıcaklığın birimi santigrat derecedir. Termometre ile ölçülen büyüklüktür. Evet, sıcaklık termometre ile ölçülüyor. Yani birincisi yanlıştır. A şıkkı yanlış diyoruz. Çünkü o sıcaklığın değil, ısının doğru cevabı. Şekil 1'de metal bir küre belirli bir süre ısıtıldığında şekil 2'deki gibi hacmi artıyor. Yani arkadaşlar, bunu zaten size derslerden anlatmıştık. Elektrik tellerinden örnek vermiştik. Yazın sıcaklık arttığında elektrik telleri ne yapar arkadaşlar? Genleşir. Genleşme esnasında da hacmi büyüyor. Buna göre metal küre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kütlesi artmıştır. Hayır arkadaşlar, aynı metal küre, kütlesi artmayacak. Sıcaklığı azalmıştır. Hayır, sıcaklık artışından dolayı genleşir zaten. Mesela yazın elektrik telleri genleşir, böyle aşağıya doğru bir sarkarlar. Hal değişmiştir. Hayır arkadaşlar, hal değişimi yoktur. Genleşmiştir. Evet, doğrudur. Bir genleşme meydana gelmiştir. Öğrenciler sınıfta sütün yoğurda dönüşümünü yoğurt içinde bulunan bir bakteri türü tarafından gerçekleştiğini öğrenmişlerdir. Sınıfta 3 öğrenci grubu sütten yoğurt yapmak için aşağıdaki işlemleri yapıyor. 1. Sütü kaynatırken 1 kaşık yoğurt ekleyerek kapağını kapatıp kaynatmaya devam ediyor. 2. Kaynattıktan sonra 0 santigrat dereceye kadar soğuttuğu sütte 1 kaşık yoğurt ekleyerek kabın kapağını kapatıp bir süre bekletiyor. 3. Kaynatılan süt ılık hale geldikten sonra 1 kaşık yoğurt ekleyip kabın kapağını kapatıp bir süre bekletiyor.
Bu işlemlerin sonucunda yalnızca üçüncü grubun kabında yoğurt oluşurken birinci ve ikinci grupların kaplarında yoğurt oluşmadığı görülmüştür. Yani aslında doğru işlemi yapan kim? Üçüncü grup. Eminim ki birçoğunuz bu olayı biliyorsunuzdur. Anneleriniz evde yaparken görmüşsünüzdür. Bu etkinliklerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yoğurt mayalanmasında çiğ, pişmemiş süt kullanılmasının gerekli olduğu. B. Bütün bakteri türlerinin uygun sıcaklıkta sütü yoğurda dönüştürebildiği. Arkadaşlar bakın, biri sıcakken, biri 0 santigrat derece sıcakken, biri de ılıkken yapılmış ve sadece ılıkken sütü yoğurda dönüştürmüş. Yani bütün sıcaklıklarda yapmayacak. Yani uygun sıcaklıklarda sütü yoğurda dönüştürebildiği doğru. Ama bütün sıcaklıklarda bu değildir arkadaşlar. Ama bütün bakteri türleri de değil, sadece yoğurt bakterileri, yani sütü yoğurda çeviren bir bakteri türü arkadaşlar. Bakın bir bakteri türü bütün bakteriler dediği için hatalıdır. Sütün yoğurda dönüşmesine rol oynayan bakterilerin bütün mayalanma olaylarını da gerçekleştirebildiği. Hayır arkadaşlar, bütün mayalanma olaylarından bahsetmiyor. Bana sadece sütten yoğurt yapımından bahsediyor. Sütü yoğurda dönüştüren bakterilerin belirli sıcaklık sınırında çoğalabildiği. Evet arkadaşlar, sadece ılıkken çoğalabilmiş. Bakın, ne çok sıcakken ne de çok soğukken çoğalamamış. Sadece ılıkken çoğalıp sütü yoğurda dönüştürebilmiş. Şurada da pişmemiş süt kullanılmasının gerekli olduğunu arkadaşlar buradan ulaşamayız. Bununla alakalı bir durum yok. Cevap Denizli. Bir öğrenci K ve L bitkilerin özelliklerini tabloda işaretlemiştir. Özelliğin bulunduğunu artı, özelliğin bulunmadığını ise eksi işaretiyle göstermiştir. Buna göre K ve L bitkileri aşağıdakilerden hangisi olabilir? K'da arkadaşlar yaprak var, L'de de yaprak var. K'da çiçek yok, L'de çiçek var. Demek ki L çiçekli, K ise çiçeksiz bitki. Şimdi arkadaşlar K çiçeksiz olduğuna göre eğrelti otu ve ciğer otu çiçeksiz bitkilere örnektir. Ama gül ve papatya çiçekli bitkilere örnektir. Lale, karayosun. Arkadaşlar karayosun da çiçeksizdir. O yüzden bu da olmayacak. Ama lale çiçekli olduğu için evet, cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki hayvanlardan hangisini yavrusunu doğurup sütle beslemektedir? Arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki hayvanları işte kuşlar, balıklar, onun haricinde memeliler, sürüngenler olarak ayırmıştık. Sütle besleyenler kimdi? Memeliler grubuna girmekteydi arkadaşlar. Kertenkele memeli değildir, sürüngenler grubundaydı. Yarasa ise uçan bir memelidir. Penguen ise uçamayan kuş türünü örnektir. Köpek balığı ise balık türünü örnekti zaten arkadaşlar. Yani memeli kim? Sadece yarasa. Burayı unutmayın. Yarasa arkadaşlar uçan memeli grubunda yer almaktadır. Penguen de uçamayan kuş grubunda yer almaktadır. Yani penguen kuşlar grubunda. Kertenkele de arkadaşlar sürüngenler grubunda yer alır. Evet arkadaşlar, şimdi 2018 yılının çıkmış sorularına geçtik. O yüzden lütfen kafanız karışmasın. Dediğim gibi 2019 yılındaki çıkmış soruların birinci dönemle alakalı olanlarını çözdük. Şimdi de 2018 yılında çıkmış soruların birinci dönemle alakalı olanlarını çözeceğiz. Bir öğrenci güneşli bir günde oluşturduğu düzenekte kağıt üzerinde şekildeki güneş görüntüsünü elde etmiştir. Öğrencinin gözlemine dayanarak güneş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sadece yukarıdakine bakıp yorum yapacağız arkadaşlar. Şeklinin küresel olduğu, evet küresel bir şekli olduğunu ben buradan görebiliyorum. Kendi etrafında döndüğünü, burada dönme hareketiyle alakalı hiçbir durum yok. Yüzeyin sıcaklığının 6000 santigrat derece olduğu, burada yüzey sıcaklığı ile alakalı bir durumdan da bahsetmemiş. Çok büyük hidrojen patlamaları olduğu, bununla alakalı bir de durum yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Unutmayın, sadece şekle bakarak yorum yaptık. Bilgi, dünyadan bakıldığında ay, güneş ile hemen hemen aynı büyüklükte görülmektedir. Ancak güneş hem dünya hem de aydan daha büyüktür. Bu bilgi ayın hangi özelliğine bir kanıt oluşturmaktadır? Arkadaşlar o zaman biz şunu söylüyorduk. Demiştim ya size, zaten ilk videonun başında da bahsetmiştim. Bana gök cismi ne kadar yakınsa ben onu o kadar büyük görüyorum. Ne kadar uzaksa da o kadar küçük görüyorum. Aslında gök cisminin büyük ya da küçük olması benim için, yani şöyle söyleyeyim, bir önemi yok. Bana yakın olup olmamasına göre ben onun büyüklüğünü görebiliyorum. Dediği gibi güneş hem dünyadan hem de aydan daha büyüktür. Ama güneş bize daha yakın bir yıldız olduğu için biz güneşi ne yapıyoruz? Daha büyük görüyoruz. Ay ise yani şöyle söyleyelim.
Şimdi bize Güneş ile Ay'ı sormuştu arkadaşlar. Evet, Güneş dediğim gibi aslında Dünya ve Ay'a göre daha büyük bir yıldız. Bize yakın olduğu için biz onu diğer yıldızlara göre daha büyük görüyoruz. Ama Ay da Güneş'e göre küçük olmasına rağmen bize Güneş'ten daha da yakın olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz Ay'ı daha büyük olarak görüyoruz. Yani sebebi neymiş arkadaşlar? Şöyle söyleyeceğiz. Ay'ın Dünya'ya Güneş'ten daha yakın olması aslında Ay'ın daha büyük görülmesinin sebebidir arkadaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Hiç diğerlerine bakmamıza gerek yok. Karton kutunun bir yüzeyine delik açılarak el feneri yerleştirilip kutunun kapağından bir ip ile içeriye pimpon topu asılıyor. Topla aynı hizada olacak şekilde kutunun yan yüzeylerine şekildeki gibi eşit büyüklükte delikler açılıyor. Diğer delikler kapatılıp her seferinde bir delikten kutunun içine bakıldığında pimpon topunun aydınlık ve karanlık kısımları görülüyor. Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu deneyin aslında yapılmak istenen ayın evrelerinin nasıl oluştuğudur. Çünkü bakın güneş var, pimpon topu var. Onun üzerine tutarak aydınlık ve karanlık kısımları oluştuğuna göre aslında burada ayın evrelerinin nasıl oluştuğu anlatılmak istenmiştir arkadaşlar. Aşağıda ayın iki farklı evresiyle ilgili tanım verilmiştir. Ay, Güneş ve Dünya arasında bulunurken Dünya'ya bakan yüzünün ışık almadığı evredir. Arkadaşlar, Dünya'ya bakan yüzün ışık almadığı evre ise, yani burada Ay'ın tamamen karanlık olduğu evre, yani bu nedir? Yeni Ay evresi. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün tamamen aydınlık olduğu evre, bu da Dolunay evresi olacak arkadaşlar. Birincisi Yeni Ay, Yeni Ay'da Ay tamamen karanlık, Dolunay'da Ay tamamen aydınlık. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Bir dinamometreye farklı ağırlıktaki cisimler asılarak dinamometre içindeki yayın uzama miktarı tablodaki gibi kaydediliyor. Ölçülen ağırlık 5 Newton'da arkadaşlar uzama miktarı 10 santim, 10 Newton'da uzama miktarı 20 santimmiş. Bu dinamometreye ağırlığı bilinmeyen bir kitap asıldığında dinamometre yayı 15 santim uzadığına göre kitabın ağırlığı kaç Newton olabilir? Şimdi arkadaşlar 5 Newton'da 10 santim uzamış. Bana diyor ki 15 santimde kaç Newton asılmıştır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın bu bunun kaç katı? 2 katı. O zaman bu da bunun 2 katı olması gerekiyor. 15'i 2'ye bölersek ne olacaktır arkadaşlar? 7.5. Yani kitabın ağırlığı 7.5 Newton'muş. Bir deneyde öğrenci dinamometreye bağladığı kutuyu dinamometreye kuvvet uygulayarak yatay zeminde bulunan 3 farklı yüzeyde şekildeki gibi hareket ettiriyor. K yüzeyi, L yüzeyi, M yüzeyi. Arkadaşlar bakın, K yüzeyinde dinamometreden 2 birim çıkmış. L yüzeyinde dinamometreden 1 birim çıkmış. M yüzeyinde dinamometreden 3 birim çıkmış. Şimdi şu çıkan birimlere bakacağız arkadaşlar. Bu da benim uyguladığım kuvvet anlamına geliyor. Yani en fazla kuvveti nerede uygulamışız? M'de, en az kuvveti ise L'de uygulamışız. En kaygan yüzey K'dır. Hayır arkadaşlar. En az kuvvet uyguladığım en kaygandır. En fazla kuvvet uyguladığım ise sürtünme kuvveti en fazla olandır. Bakın K'da en az mı uygulamışız? Hayır. K'da 2 birim olduğu için en az değil. K yüzeyinin uyguladığı sürtünme kuvveti M'den fazladır. Hayır. M'nin uyguladığı sürtünme kuvveti K'dan fazladır. Çünkü M'de 3 birim çıkmışken K'da 2 birim çıkmış. L yüzeyi M'den daha kaygandır. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Çünkü L yüzeyinde bir birim dışarıya çıktığına göre benim uyguladığım kuvvet daha azdır. Daha az olduğu için daha kaygandır diyoruz. M yüzeyinin uyguladığı sürtünme kuvveti en azdır. Hayır, M'ninki en fazladır arkadaşlar. Çünkü uygulanan kuvvet en fazladır. Bir kap içerisinde bulunan 60 santigrat derece sıcaklıkta bir miktar suya farklı sıcaklıkta su eklendikten bir süre sonra kaptaki suyun son sıcaklığı 40 santigrat derece oluyor. Buna göre kaba eklenen suyun sıcaklığı nedir? Bakın arkadaşlar, şimdi iki tane elimde kap var. Bunları birbiri içerisine karıştırmışım. Birinin sıcaklığı şöyle 60 santigrat dereceymiş. Diğerinin sıcaklığını bilmiyorum ve şurası 40 santigrat derece olacakmış. Demek ki arkadaşlar burası 60'tan küçük bir sıcaklığa sahip ki, çünkü neden? Bunun sıcaklığını azaltmış ve 40 santigrat derece yapmış. Şimdi eğer ki burası 40 santigrat derece olsaydı arkadaşlar, bu
10 santigrat derece ısı verecekti. Bu 10 santigrat derece ısı alacaktı. 50 santigrat derecede buluşacaklardı. Ama benim sıcaklığım ne? 40. Demek ki 40 olmayacak. Burası 20 olursa arkadaşlar, bu şöyle yapalım isterseniz, 60'a 20 diyelim. Bu 10 geldi, bu da 10 geldi. Ne yaptı? 30'a 50. Bu 10 geldi, bu da 10 geldi. Ne yaptı? 40. Bakın, demek ki sıcaklık ne yapmış? 20'ymiş. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunun sıcaklığı, yani 60'la buranın sıcaklığını toplarsınız. 2'ye böldüğünüzde yeni kabın sıcaklığını bulursunuz. Şimdi 60 ile x'i toplayıp 2'ye böldüğümde 40 bulmuşum. Demek ki burası 80. 60'la neyi toplarsak 80 yapar? 20. Bir miktar sıcak su cam kaba konuluyor. Kabın üzeri cam kapakla kapatılarak üzerine şekildeki buz parçaları konuluyor. Bir süre sonra kapta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Şimdi bakalım. Sıvı yüzeyinde buharlaşma olması. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Altta sıcak su var, üstünde buz var. Sıvı yüzeyinde buharlaşma olacak mıdır? Tabii ki de arkadaşlar nedir? Buharlaşma olacaktır. Buzların su buharını yoğuşturması. Evet, buhar yukarı çıkacak. Soğukla karşılaştığında yoğuşup burada damla damla geri gelecektir. Evde anneniz yemek yaparken tencere kapağını kapattığında kapakta da su damlacıklarının oluşması bu olaya örnektir. Buzların su buharına ısı akışı olması. Buzlardan su buharına ısı akışı olması. Hayır arkadaşlar, bununla alakalı bir durum gerçekleşmeyecektir. Su buharının sıcaklığı ile buzların erimesi. Bu da doğrudur. Ama C şıkkı yanlıştır diyoruz. Saf bir katı maddeye ait zamana bağlı sıcaklık değişim grafiği şekildeki gibidir. Grafiğe göre bu katı madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi arkadaşlar bakın, iki defa sıcaklık sabit kalmış değil mi? İki defa hal değişimi. Katı olduğuna göre burada sıvıya geçiyor. Yani şurası erime, şurası da buharlaşma. Erime ve kaynama süreleri eşittir. Arkadaşlar erime süresi 2 dakika, kaynama süresi 3 dakika. Hayır. 100 santigrat derecede tamamen gaz halindedir. Evet arkadaşlar, 100'den sonra ne yapıyor artık? Tamamen gaz haline geçmeye başlıyor. O yüzden bu nedir? Doğrudur. 1. ve 3. dakika aralığında tamamen sıvı haldedir. Tamamen sıvı değil arkadaşlar. Erime noktasında katı artı sıvı haldedir. 40 santigrat derecede yoğuşmaktadır. Yoğuşma değil arkadaşlar. Bu erime, ısı alan bir grafik. Çünkü yukarıya doğru bir grafik. Cevabımız B şık. Bisikletin evlerinin soğuk deposuna koyan Elif birkaç gün sonra bisiklet sürmek için bisikletini aldığında teker lastiklerinin inik olduğunu görmüştür. Elif lastiklerini kontrol etmiş ve herhangi bir dilimme olmadığını fark etmiştir. Buna göre teker lastiklerin inik olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar genelde bunu sizler şöyle fark edersiniz. Yazın işte bisikleti kullanırsınız. Kışın onu kaldırdığınızda büyük bir ihtimal beton bir zeminin üzerine koyarsınız. Kış bitti, artık yaz geldiğinde tekrar bisikletinizi çıkardığında tekerleklerin, lastiklerin indiğini görürsünüz. Bunun sebebi de arkadaşlar büzülme olayıdır. Neden? Çünkü lastik daha soğuk bir ortama girdiği için içerisindeki gaz ne yapacaktır? Büzülecektir, küçülecektir ve sizin lastiklerinizin havası inecektir. Aslında bana burada bahsettiği olay büzülme olayıdır. Buna göre teker lastiklerinin inik olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Büzülen maddenin hacminin azalması, lastiğin genleşmesi, büzülen maddesinin kütlesinin azalması, genleşen katıların hacminin küçülmesi. Tabii ki cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Sadece kütleyle alakalı bir durum yok. Burada sadece hacimle bir alakalı durum vardır. Lütfen genleşme ya da büzülme olaylarında kütle işin içine katmayın. Verilen tablodaki durum ifadelerini doğru ve yanlış olarak işaretleyen bir öğrencinin tabloyu doğru işaretlemesi aşağıdakilerden hangisidir? Isıtıcı odaya sıcaklık verir. Evet arkadaşlar, bu doğrudur. Doğru mudur? Sıcaklık değil, ısı verir. Lütfen burayı karıştırmayın. Isı ve sıcaklık kavramları çok önemli. O yüzden bu yanlıştır. Sıcaklık değil, ısı verecek. Su buharlaşırken çevreden ısı alır. Arkadaşlar burada ise şunu söyleyeceğiz. Su buharlaşırken çevresinden ısı mı alacak? Evet. Neden? Çünkü sıvıdan gaza geçme olayıdır. Sıvıdan gaza geçerken de ısı alır demiştik. O yüzden bu doğrudur. Havanın ısısı termometre ile ölçülür. Isısı değil, sıcaklığı termometre ile ölçülür. Isı ve sıcaklık kavramlarını karıştırmayın lütfen. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır.
Bir göl yakınında yaşayan canlıları gösteren resim şekillek gibidir. Bu resimde aşağıdaki gruplardan hangisine ait örnek yoktur? Memeliler, kurbağalar, omurgasız hayvanlar ve sürüngenler. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ne var burada? Hemen bir bakalım. Memeliler. Burada ne var? Tavşan var. Tavşan nedir arkadaşlar? Memeliler grubundadır. Kurbağalar. Baktığınız zaman hemen bakalım arkadaşlar. Burada kurbağalar grubuna bir örnek var mı? Evet var. Şurası bir kurbağa. Evet. Bir de omurgasız hayvanlardan kim var arkadaşlar? Bakın kelebek. Omurgasız. Sürüngenler grubundan ama kimse yok arkadaşlar. Üzerinde küf oluşmuş bir ekmek parçasını inceleyen öğrencinin gözlem notları tablodaki gibidir. Küflü görünen kısım çıplak gözle görülmüş. Küflü görünen kısım mikroskopla küf mantarına bakılmış. Küflü görünmeyen beyaz kısım çıplak gözle bakılmış. Küflü görünmeyen beyaz kısım mikroskop altında incelenmiş. Bu gözleme göre küf mantarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Besinler üzerinde çoğalarak küflenmeye neden olur. Evet doğrudur. Çıplak gözle küflü görünen bölge dışında küflere rastlanmaz. Şimdi arkadaşlar bana bununla alakalı bir durumdan bahsetmişim. Hayır. Bakın burada da küf mantarları var. Burada aslında çıplak gözle baktığımız zaman herhangi bir küflü görünen kısım var mı arkadaşlar? Yok. Ama mikroskop altında baktığımızda yine de küflü görünen bölge olduğu gözleniyor. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Çoğaldıklarını çıplak gözle görülebilirler. Evet. Mikroskopik canlılardır. Evet. Bakın şuradan çıkaracaksınız B şıkkını. Burada aslında küf mantarları baktığınız zaman çıplak gözle görünmüyor ama mikroskop altında incelediğiniz zaman gözükmüş. Aşağıdaki şekilde 3 bitki gösterilmiştir. Elma ağacı, eğrel totu, at kuyruğu. Bu bitkiler aşağıdakilerden hangisi gibi gruplandırılır? Arkadaşlar elma ağacı çiçekli bir bitki. Eğrel totu çiçeksiz. At kuyruğu çiçeksiz. Şimdi tohumlu tohumsuz, oksijen üreten, oksijen üretemeyen. Arkadaşlar tüm bitkiler oksijen üretir. İster çiçekli olsun, ister çiçeksiz olsun. Gözle görülen mikroskopik, hayır ben hepsini gözle görebiliyorum. Karada yaşayan, suda yaşayan, hayır arkadaşlar. Bununla alakalı bir durum yok. Cevabımız A şıkkı. Tohumlu tohumsuz, yani çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayırmış diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.